madalyası. Şimdi Rusya'ya dönüyoruz. Komik ama biraz donmuş takımlarımızla tanışalım. Scooby-Doo'lar, Yogi Yahoo'lar ve bunlar da gerçek kötüler. Şimdi muhabirlerimize bağlanmak istiyoruz. Tabii neredelerse. Mildo burada. Bu muhabirlik verir. Bir kar işi. Buzlusuna tahammül edilmez Mildo. Uluma sesleri duydum ama yankılı olanlardan. Şöyle kötüden bir şey yapacağım. Gel sen abi. Evet, kötü gör. Bu Mildo isimli sinsi kötü bir şey. Öyle değil mi? İlk yarışımız parlak buzlu Sibirya maratonu olacak. 4 nolu koşan budala rengekleri insan esinse kadar olan bu yarış beni donduruyor. Tahammül edilmez bir soğuk. O kadar soğuk ki harita şimdiden soğuktan dondu. Oh çok kötü. Bu Yogi'nin takım kaptanı Ayı Yogi. Kazanmak için tekniği mi üzdün ne Yogi? Teknik mi? Şimdi göstereceğim size. Dikkat! Rahat! Etkili yüzüyor ama ilginç. Yalnızca Scooby'lerin daha iyi yöntemi olduğunu umarım. Ben bunu bir geyin kalbine gir ve yarışı kazan diye çağırıyorum. Aha, bu çok gülünç. Aa evet. Selam parlaklar. Yey! Romantikliği bırak. Elektrotlarımı paslandıracaksın. Tahammül edilmez davranışlar. Kötüler için korkunç baron ve altı bacaklı kovboy çizmeli ya da adı her neyse. Bu yalnız bir geyik. Sevgili Snap, bir batı geyik. Evet, Texas'tan. Batı Texas. İşte orada. Ve işte sinyal geldi. Öyleyse geyiklerinizi hazırlayın. Tuzaklarınızı hazırlayın tabii. Gidemezsin. Bensiz olmaz. Namuzayım din donlar. Hadi hadi. Olamaz. Vay. Birinci sıradaki yogiler gerçekten kar uçuşu yapıyorlar. Bana mı söylüyorsun? Pyramit ikinci sırada devam ediyor yarışı. Parçalarını birleştir köpek o. İyi fikir Mavi Falcon. Hey! Bu nasıl? Bu da ne böyle? Kötülerin geyiği kıza biniyor. Tabii ki. Binmek varken neden yürüsünler? Evet, Yogi boyun farkıyla önde. O yüzünden. Hadi gelin şunu Dima boyun farkıyla önde yapalım. Donmuştu bir yıllar mıydı? Ne anlamsız bir yarış, öyle değil mi? Gerçekten de sinek. Çünkü ben kar sporlarıyla ilgilenmem. Özellikle de gördüğün şu 100 fit kar tırmanışından sonra. Şimdi Sibirya'da hayrete düşeceğiz. Yoksa meşe ağacını mı kullansak ha? Her üç takım da kar tırmanışına yakın gibi görünüyor. Saçma! Eğer bir tepe tırmanışıysa bunu kolay yoldan yapabiliriz. Yukarı ve üzerine. Ama İyi ama kötülere ne oldu? Yukarı değil. Alttan küçük bir kazı daha hızlı. Kötüler eski numaralarıyla aşağıdalar ama yogiler hala yukarıda. Yoginin geyiği buzlu zemin üzerinde daha fazla ilerleyemiyor ne yazık ki. Olamaz. Kolay Yogi'cim kolay. Buzlu zemini kazma sakın. Altlarda kar daha çok yumuşak. Neler söylüyorsunuz? Çok kötü Yogi. Çünkü şimdi Dino önde. Ama çok uzun sürmez. Her üç takım da kar tırmanışından elendiler. Hiçbiri kayamadı bile. Bütün ergenlik sivilcelerim karların üstünde.
merhametsizleri beklerken, üşürken sen nasıl şaka yapabiliyorsun? Anlamıyorum Senek. Kadar dostum. Ah işte geliyorlar. Söyleyecek sadece 3 tane şeyim var. Birincisi yok değil, ikincisi dynamat, üçüncüsü... Neyse, sonlardan nefret ederim. Özellikle de benimkinden, ben gidiyorum. Evet, Scooby'ler bir birincilik zaferi kazandılar. Yogi'ler ikinci durumda. Ve keçiler genelde olduğu gibi sonuncu. Pekala, yarış sona erdi ve... Aynı zamanda benim de sonumaydı. İyi, her şey iyi. Son da iyi, her şey iyi. Bütün hepsi takım çalışmasıydı. Geyik. Tamam mı? Evet. Yarışın sonunda alınan puanlar şöyle. Scooby'lere 25 puan, Yogi'lere 15 puan ve kötülere küçücük bir 10 puan veriliyor. Lüzumsuz Sibirya topraklarına güle güle ve Kremlin'e doğru Katowski dans yarışı için Kızıl Meydan'daki fevkalade kasaba Moskova'da'ya merhaba. Hey! Oh. Ben tahammül edemiyorum. Muhabirliğe tahammül etmeyin Dilsa. Onlarla tanışalım. Bu yogiler için yarışan timsah. Sükübüler için mağara adamı ve kötüler için ahtapot yarışıyor. Dikkat! Dansçılar işte gidilecek yarış rotamız. Kızıl Meydan'dan başlıyor ve rota onları Rinç Caddesi'nden Moskova'nın aşağısına bitişe götürüyor. Bu yol kim takip ederse kulakların arasında kar olmalı. Dikkat! Parmaklarınızın üzerinde, topuklarınızda ve koşun koşun dansçılar. Evet başladılar. Ve iki ayak yerine 4 taneyle o kazanacak. Oh, evet de o kazanacak. Kötü tuzaklarımız sağ olsun Mamli. Şimdi Rimsky ve Korsakov caddelerini geçiyorlar. En başta Orful ve Scooby'ler ikinci. Yogi'ler tam kuyruklarında sonuncu. Kuyruklar mı bahsettin? Pervane kuyruk rüzgarı işe yarayabilir istersen ha? Pervane kuyruk rüzgarı. Kaptan mağaralı! Kaptan öyle hızlı gidiyordu ki keçiler liderliği kaybedebilir. Ah evet, yemekleri dökelim Suvi. Tekrar yarıştayız. Kaptan mağaralı mı şu anda liderlikte. Unga munga. Düşüyormuşum gibi bir his var içimde. Düşüyorum. Aşağı düştü yuma ve büyük bir buz kübü ol bakalım hadi. Unga munga. Süper güce kimin ihtiyacı var? Kızıl Meydan'a doğru yarışırken Scooby'ler birinci, kötüler ikinci ve Yogi'ler geride. Kaptan o açık deliğe dikkat et. Unga munga ne deliği var orada? Yukarı mı gideyim? Bence aşağı gidiyorum baksanıza. Sonunda şu berbat Kozlowski dansı bitti. Ve ahtapot ait olduğu yere gitti. Düzeltme. Bu sonuçlar doğru değil. Tekrar görüntüye dikkat edin. Çünkü bilinmeyen sebeplerle kaptan mağara adamı kötülerden fondüden yardım aldı. Otomatik olarak üçüncü sıraya düştü. İşte bu nedenle doğru sonuçlara göre Yogi Yahuler 25 puan kazandılar. Gerçek kötüler 15 puan aldılar ve Scooby Doobiler sadece 10 puan aldılar. Bu durumda Yogiler 40 puanda, kötüler 25 puanda, Scooby'ler 35 puanda. Ben söylesene. Bu da ne? Sibirya sahil partisi mi? Ben onunla ilgilenmiyorum Zinek. Ben ikinci yarıdaki güneşli tropik Karayip sahillerini düşünüyorum. Ah o günler, ah gel tezkere gel. Heyecanlı ikinci yarıyı kaçıramazsın. Öyle değil mi? Öyle değil mi Milda? Hayır. Yıldız topluluğu laf olimpikler için herkes bana katılır katılmaz yapacağım merak etme. Yıldızlar topluluğu laf olimpiğin ikinci bölümüne hoş geldiniz.
Ve şimdi üçüncü yarışımızı, yani Yunus yarışımızın başlayacağı güneşli Karayipleri uzanıyoruz. Ama önce ilk yarı sonuçlarını veriyorum. Yagi ve Hular 40 puanla lider, Scooby-Doo'lar 35 puanla ikinci ve Gerçek Kötüler 25 puanla sonuncu durumda. Kişisel olarak su sporlarını hep ıslak bulmuşumdur dostum. Bronzlaşmış güneş balığı mıydım? Eğer sudan korkuyorsan bunu giy. Bu kaba bir ördek. Saçma değil mi Snack? Sadece karbondioksit halkasını çek. O şişecek. Hatta patlayabilir bile. O halde bu durumda ben bu noktanın üzerinde olmalıyım. Olacaksın sevgilim. Güle güle sevgilim. Yeter ördekçik, hava hastası oldum. Aha, denizde tuttu. Çok iyi. İyi. Ah, bu deneyden sonra bir daha lastik ördeklere güvenmeyeceğim Sinek. Ve işte başlangıç çizgisi. Scooby'ler için Babu yarışıyor. Yapple Double Doo. Kötüler adına Daisy Mayhem. Neden sadece suyun içinde biraz serinlemiyorsun ha? Ve son olarak Yogi Yahoo'lar için hızlı çizen Mark Grohl. İşte başlama sinyali verildi. Öyleyse hazırlanın. Başlayın. Ne kadar saçma bir yarış rotası değil mi? Yunus jokeylerimiz bitişten önce adayı dolaşıp batık gemiye doğru yüzmeleri gerekiyor. Ne yapacaklar merak ediyorum. Ve yarışmacılarımız geldiklerinde Yogiler birinci, Scooby ve Kötüler ikinci. At başına. Hazır mısın Dorothy? Hazırım Dinky. Şimdi... Sen Daisy lütfen. Teşekkürler. Seni büyük tombul saf. Seni uçan bir balık yaparak kanatlarına bir bakacağım. Yapple Double. Oh. Güzel. Artık sen uçan alı uçan balığısın. Yarışın üçte ikisi biterken hala hızlı çizen birinci. Babu ikinci sırada. İyi ama kötüler nerede? Hey dostum, 1978 Bayan Yunus'uyla tanışmaya ne dersin ha? Daisy'nin Yunus'u bütün rekorları alt üst ediyor. Hız toplarına tahammül edemiyorum. İşte kazanan geliyor. Bu Daisy Mayhem. İkincilik için gelen... Aa evet Babu. Ve sonuncu hızlı çizen. Şu anda itibaren iki ata birden tahammül edemeyeceğim. Evet, kötüler 25 puan olarak 50 puanla birinci sıraya yerleştiler. Evet, Scooby'ler de 15 puan aldılar ve onlar da 50 puan oldular. Yogiler de, evet onlar da 50 puandı. Daisy'nin o kıvırcık saçlarıyla övünmek için burada olmadığını merak ediyorum doğrusu. İşi zorlaştırma dostum, sadece şaka yapıyordum. Sıradaki yarışmamıza geçiyoruz. Bu korsan mavi sakalın hazinesinin adı. Bostan korkuluklarına tahammül edemem. Bu atletik bir yarış değil. Bu hemen hemen bir korku filmi. Başka bir şey değil. Evet, bu yarışmada yarışacak yarışmacılarımızı tanıyoruz. Yogi Yahoo'lar adına Great Ape ve Yaki Dadun. Scooby'ler için takım kaptanı Scooby Doo ve Shaggy. Gerçek kötüler adına da Harika Fondü ve Sihirli Tavşan temsil ediyorlar. Şimdi sıra sizde Mildo ve Snagglepuss. Umarım birileri beni buradan uzaklara götürür. Bu iyi olur. Mildo, tavuk gibi davranma lütfen. Ben davranmıyorum. Ben bir tavuğum. Gıt 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 gıt. Olabildiğin gibi ol. Çoğu bitti. Yarış zamanı geldi atletler. Ay. Mavi Sakal'ın mağarasına giderken Yogiler birinci, Kötüler ikinci durumda.
Neden hızlı gidemiyoruz Scoop? Diğer yöne çevir şunu hadi. Tamam Jack'i. Ne yazık ki Scoop'ler hala başlayamadılar. Kişisel olarak onlara suçlamıyorum. Bu daha çok dehşetli bir engel etabı. Yakında insan hazine avını göreceğiz galiba. Scoop'ler yola koyulabildiler ama... Yogiler birinciliği aldılar bile. Kötüler ikinci ve birinci engele gelirken Scoobiler üçüncü. Simsek! Çünkü bu etap çok zorlu. Yürü yarışmacılara duble puan bonusla ödüllendirdi. Bu doğru Sinek. Kazanan için 50 puan, ikinci için 30 puan ve üçüncü için 20 puan verilecek. Tahtada yürü Grape'i. Tahtada mı yürüyeyim? Tamam ya ki Grape'i. Gördün mü? Hiçbir şey yok. Grape ve Yaki ilk engeli sadece geçmekle kalmadılar. Diğerler için daha uzağa yani kolaya koydular. Git tavşan yürümeye başla. Hop hop hop. Kalasa yürümek gibi Scoop. Birdenbire kopar. Sen merak etme Şeki. Söylediğim gibi birdenbire kopar. Haydi ne olacak? Mavi sakalın hazinesine yaklaşırken yogiler hala önde. Hala geliyorum. Kim o? Ooo. Aman 40 metre bir garip. Öyleyse haksız faniler benim hazinemin peşinde. Aha, biz birinciyiz ama altın madalyayı kim takar ha? Ben mücevherleri alacağım. Sanki kötüler kazanacakmış gibi görünüyor. Tekrar bak. Yeni çekilin faniler ya da benim gücümle karşılaşın. Sen korsan mavi sakalsın. Senin süper doğal güçlerin benim sihirli güçlerimle boy ölçüşemez. Anlatabiliyor muyum? Zaza popiti zami tezini. Şimdi geldiğin yere geri dön. Gördün mü tavşan? Benim geldiğin yere geri dön sihirim her zaman işe yarar. Kesinlikle bizim üzerimizde yaradı galiba. Bu çok kötü işte. Birinci kötüler şu anda başlangıç çizgisinde, sonuncu durumdalar. Bu arada tekrar avdayız. Sanki hayalet gitti Scooby. Şimdi bizim şansımız. Benim değil. Ayağımla tutunmayı bıraksana. Sıradaki. İşe yaramıyor Grape'i. Evet. Büyük karıl. İşte bu kadar millet. Scooby'ler hazineyle uğraşıyor. Ama Grape Ape sadece yürüyor. Hey Scooby! Sanki başardık. Ha, tek alacağınız bütün güçlerimin toplamı. Evet, Scooby Dubiler birinci, Yogi Yahiler ikinci. Ha, bu faniler bir insanın hayatının 500 yılını alacaklar ha. Ve gerçek kötüler sonuncu sırada. Hassas mağluplar. Her neyse. Bakalım bugünün kazananı kim? Çifte bonus puanlarını da yarışmacılara vererek Scooby Dubiler 50 puan kazandılar. Toplam 100 oldular. Çifte 15 puan, ikinci Yogi Yahiler'i 80 puana çıkarıyor. Ve gerçek kötüler için zamanları bitti ve bu yüzden hiç puan alamadılar. Ve sonuçta 50 puanda kaldılar. Ve bugünün hak eden mağlupları oldular. Şimdi altın, gümüş ve bronz madalya kazananları görelim. Bunlara tahammül edemiyorum. Hazine hazinesi mavi sakalın mağarası korkunçtu. Ya bütün o yapılan şeyler bir oyundu Snack. Herkes hayal ettiği bir şey olmadığını çok iyi biliyor. Hayır. Snack.
Ya. Korkak muhabirlerimiz Karayip Deniz gezintisine başladıkları gibi unutmayın. Neyse, görüşmek üzere dostlarım. Yıldızlar topluluğu Lafa Olympics'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.